Finans Merkezi'nden herkese merhaba. Yine dop dolu bir akışımız var. Bugün birazdan Turgay Özener bizlerle olacak. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı ve aynı zamanda Akamip Başkan Yardımcısı Bülent Aymen'i de konuk alacağız. Gelen haberler vardı. Sabah saatlerinden bu yana konuşuyoruz. Hem ZK adımları oldukça önemli. Bir en azından volatiliteyi kesmek adına önemli olacak diye yorumlar gelmişti. Detaylarını elbette konuşacağız. Mevduat faizlerinin düşüşü, dövize olan tekrar talebin artmış olması gibi unsurlar tabii burada ek adımları da gerektiriyordu. İşte ne anlama geliyor? Yatırımcı nasıl pozisyon alacak? Bunların hepsini konuşacağız. Ama gelin önce rakamlara bakalım. Oldukça veri yoğun da bir gündem var. Çünkü Avrupa'dan takip ettiğimiz ve ABD'den takip ettiğimiz verilerde de özellikle konuşacağımız unsurlar bulunuyor. Şimdi BIST 100 endeksi bugün 0.29'luk yükseliş diyoruz. Bankacılık endeksinin yine endeksi sırtladığını görüyoruz. Şöyle endeksler de ekrana gelsin. Aslında genel olarak tüm endekslerde pozitif seyir vardı ama bankacılığın yine bir miktar öne geçtiğini gördük. Bilançoların etkisi kısa vadede etkili olacaktır diye bekleniyordu. Burada tabii özellikle nominal olarak karların yine arttığını görüyoruz ama reel olarak orası hala tartışılıyor. Birazdan konuşuruz elbette. Ulaştırma tarafında bugün biraz negatif seyir var. Hizmetler endeksi de negatif ayrışıyor. Genel olarak CDS tarafında yükselişin bir miktar daha belirginleştiğini de gördük. 324 seviyesinde 5 yıllık Türkiye'nin kredi risk primi. Dolar TL 30-36. Öte yandan geçen günlerde yine ihracatçıların söylemleri vardı. Nasıl etkiliyor rekabet koşullarını pazarda, özellikle ana pazarımız Avrupa'da daralma devam ederken bunları da sorgulayacağız. Avrupa geneli görünüm bugün pozitif ve özellikle Stoxx 600'de yeni zirveler diyoruz. Baktığımız zaman bir teknoloji rallisinin devamı da var ABD tarafında. Özellikle gelen bilançoların etkisiyle de perçinleniyor diyelim. Bu arada politika faizini 75 bas puan indiren bir Macaristan Merkez Bankası var. Burada beklenti bir miktar daha altındaydı ama tabii gelişen ülkeler tarafında da artık faiz indirimlerinin başladığını ve hani daha belki sıklaştığını haber akışı olarak da görüyoruz. Çin'i hariç tutuyoruz. Orada zaten devamlı olarak böyle bir yaklaşım var. O da ayrı bir konu. Konuşacağız. Şimdi hemen emtia son olarak ekrana gelecek. Orada da Brent petrol tarafında bir miktar daha gevşeme devam ediyor. Ons altın bugün pozitif ayrışıyor. Tahvillerde gerilemeyle birlikte ve dediğim gibi bir miktar bu tabloda Bitcoin'in de yine pozitif olduğunu ifade etmiş olalım. Orkun Duruöz'e gideceğiz. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü, hoş geldiniz yayına. Oldukça yoğun bir veri akışı. Sizin gündeminizde neler var, sizi dinliyoruz. İyi yayınlar. Evet, özellikle bu ABD ekonomisinin oldukça dirençli kalması ve enflasyonun soğuma işaretleri göstermesi nedeniyle ABD'de yumuşak bir iniş gerçekleşme spekülasyonu endekslerde yeni zirvelerin görülmesine sebep oluyor. Geçtiğimiz hafta Fed'in de yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları enflasyon verisi yakından takip edildi. Bu dönemde önceki aya göre değişim göstermediğini görüyoruz. Yıllık tüketici enflasyonu ise %3.2'den 2.9'a geriledi. Bu yavaşlayan ivme aslında oldukça pozitif. Yükseliş hızının yavaşlaması Fed'in %2'lik enflasyon hedefine bir miktar daha yaklaşmasına işaret ediyor. Bundan sonraki süreçte faiz indirimine geçici görüşü tamamıyla piyasada ve endekslerde hissediliyor. O yüzden yeni rekorlar seyrediyoruz. Buna mukabil ABD tahvil getirilerinde de son dönemde gerileme yaşandığı görülüyor. Bu da gözden kaçmıyor. Dün özellikle hazinenin birinci çeyrek borçlanma ihtiyacına yönelik haberler vardı. Burada tahvil getirilerine gerilemesine sebep olacak şekilde bir hareket söz konusu oldu. Hisse senedine de olumlu yansıdığını izledik. Şimdi tabii bu haftanın en önemli verisi, demin siz de bahsettiğiniz, FED toplantısı olacak. Burada Powell'ın basın toplantısı sonrası vereceği sinyaller kritik önemde diyebilirim. Zaten %97 olasılıkla Fed Fund vadeleri üzerinden baktığımızda 31 Ocak'ta herhangi faiz
indirimi beklemiyoruz. Mart ayında ise %47 olasılıkta bir faiz indirimi fiyatlanıyor ki bu 2-3 hafta önce %60'ların üzerindeydi. Bu tarafta da bir miktar azalma söz konusu var beklentilerde özellikle. Kişisel olarak da ben Mart'ta olmayabilir diye düşünüyorum. Belki Mart'tan sonraki ilk FED faiz toplantısında bir indirim şeyi alabiliriz. Piyasa genelde 6 faiz indirimini fiyatlıyordu ay başında. 2024 için şu anda 5 faiz indirimine doğru kaydığını görüyoruz. Fakat FED'in kendi beklentilerinde 2024 yılı medyan faizler üzerine baktığımızda da 3 tane faiz indirimi olabilir gibi gözüküyor şu anda. O yüzden piyasa ilk başta tabii FED'i bu hafta dinleyecektir. Ondan sonra da açıklanacak olan Amerika'dan gelen bilançolar olacaktır. Bugün General Motors, Pfizer ve UPS seans öncesi bilançolarını açıkladı. Ve genel olarak iyi bilançolar gördük. Fakat seans sonrası hepimizin bildiği teknoloji şirketleri, bu işte FANG veya Meta muhteşem yedildiğe geçen şirketler arasından açıklanacak olan bilançolar daha önem arz ediyor. Çünkü endeksteki yükselişi teknoloji hisseleri şu anda Amerika'da götürüyor. O yüzden seans sonrası Microsoft, Google ve AMD çip sektöründen bilanço açıklayacak. Bunlar önümüzdeki günlerde daha çok hareketlilik yaratacaktır diye düşünüyorum. Orkun Duruz, çok teşekkür ediyoruz tüm aktardıklarınız için. Şimdi Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle olacak. Avrupa piyasalarındaki son durumu alacağız. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Ceren hoş geldin. Bankalarda iyimserlik dedik. Avrupa'da ne dersin, kalıcı olacak mı? Nasıl bir görünüm var? Gözde merhabalar. Evet, bugün Avrupa borsana baktığımız zaman endekslerde iyimser bir seyir var. Özellikle Euro bölgesinden gelen son çeyrek büyüme verileri bu iyimserliği destekledi Avrupa borsalarında. Çünkü son çeyrekte Euro bölgesi ekonomisi resesyona girmekten kurtuldu. %0.1'lik bir daralma beklentisi vardı piyasada. Fakat Euro bölgesi ekonomisi son çeyrekte büyüme kaydetmedi ve böylelikle resesyona girmekten kurtulmuş oldu. Tabi burada ülke bazına baktığımız zaman biraz sonra grafikte de göreceğiz. En kötü performansı Almanya ekonomisi sergiledi. Beklendiği gibi %0.3'lük bir daralma yaşandı Almanya ekonomisinde. İtalya, İspanya'da büyüme rakamları tahminleri aştı. Almanya'ya bakacak olursak tabii Almanya'da dış talepte zayıf, iç talepte zayıf. Özellikle burada yatırımlar tarafında sert bir düşüş yaşandığını gördük. İnşaat yatırımları ile makine ve ekipman yatırımları bir önceki çeyreğe kıyasla önemli ölçüde gerilemiş durumda. Tabii yıllık bazda baktığımız zaman %0.1 oranında küçülme kaydetti Almanya ekonomisi. 2024 yılına dair beklentiler de kötümser. Çünkü son dönemde gelen veriler ilk çeyrek içinde daralmaya işaret ediyor Almanya ekonomisi tarafı. Ve resesyon kaçınılmaz gibi gözüküyor. Mesela IFO Enstitüsü'nün tahmini ilk çeyrekte Almanya ekonomisinde %0.2'lik bir daralma yaşanacağı yönünde. Az önce IMF tahminlerini paylaştı. Burada Euro bölgesi için büyüme tahminlerini bu sene için yükseltirken %0.9'luk bir büyüme öngörüsü var Euro bölgesi ekonomisi tarafında. Fakat Almanya için büyüme tahminlerini düşürdü. %0.5'lik bir büyüme bekliyor bu sene Almanya ekonomisi için. Fransa son çeyrekte büyüme kaydetmedi. Fransa'ya baktığımız zaman burada özellikle Fransa'ya büyümeye katkının net ticaret tarafından geldiğini görmekteyiz. Çünkü ithalat tarafında sert bir düşüş oldu. İhracatın katkısı var Fransa ekonomisine. Büyüme kaydetmedi Fransa ekonomisi de, fakat beklentilerden bir tık daha iyi geldi büyüme rakamı. Tabii sürpriz veri burada İspanya'dan geldi. Yani İspanya ekonomisi oldukça iyi performans sergiliyor. %0.2'lik bir büyüme tahmini vardı, fakat %0.6 ile beklentilerin oldukça üzerine bir büyüme gösterdi. Burada diğer Avrupa ekonomilerinin tersine bir tablo olduğunu görmekteyiz. İç talepten kaynaklandı burada büyüme. Çünkü kamu harcamaları burada ağırlıklı olarak iç talebi yukarı çeken unsur oldu. Kamu harcamaları ve stoklardaki kazanımları yansıttığı için İspanya ekonomisi diğer Euro bölgesi ekonomilerine kıyasla oldukça güçlü performans sergiledi. İtalya'ya baktığımız zaman İtalya'da beklentilerin üzerinde büyüdü. %0.2'lik bir büyüme kaydedilmiş oldu. Tabi bu veriler Avrupa Merkez Bankası için ne anlama geliyor
değişikliğe baktığımız zaman büyük resimde bir değişiklik beklenmiyor. Enflasyon verisinde olacak gözler. Ocak ayı enflasyon verisini alacağız bu hafta ve önümüzdeki dönem için özellikle Nisan ayına kadar tüketici fiyatları nasıl ilerleyecek? Burada aşağı yönlü ivme sürdürülebilir olacak mı? Piyasa buna bakacak. Bloomberg'un beklentisi tabi burada şahinlerle güvercinler arasında yaşanan tartışmada şahinlerin galip geleceği yönünde. Bu hafta da aslında bu ayrışmanın daha net bir şekilde gözler önüne serildiğini görmüştük. Mesela Villeroy herhangi bir toplantıda faiz indirimine gidilmesinin muhtemel olduğuna dikkat çekerken Kazimir gibi bazı üyeler ise Haziran ayında ilk faiz indiriminin gelmesi gerektiği görüşünü paylaşmışlardı. Diğer yanda bugün piyasaya baktığımız zaman tabii Garanti'nin çoğunluk hissesine sahip olan İspanyol banka BBVA hisselerinde hızlı yükseliş yaşanıyor. Güçlü gelen bilanço sonrası. Bu da Avrupa borsaları içerisinde İspanya borsasının daha iyi performans sergilemesine yol açıyor. İspanya borsasında %1'in üzerinde değer kazancı var. Avrupa'nın diğer borsalarında görece daha sınırlı yükselişler söz konusu. BBVA'nın bilançosuna baktığımız zaman net karı bankanın %40'a yakın artışla 2 milyar euroya yükseldi. %32'lik bir yükseliş var net karında. Özellikle burada gelirlerde çok hızlı bir yükseliş yaşandığını gördük. Ücret ve komisyonlarındaki artış burada etkili oldu. Tabi İspanyol bankaları aslında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırım sürecinden en fazla fayda sağlayan bankalardı. Bunun getirdiği iyimserliğin fiyatlandığını görmekteyiz gözle. Ceren çok teşekkür ediyoruz. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Sevcan Ersözlü bizlerle. Sevcan, gündem çok yoğun. Yani ABD verilerini takip edeceğiz, bilançoları takip edeceğiz. Daha da önemlisi yarın da Fed var. Dolayısıyla gündem çok yoğun, ne dersin? Baktığımızda ABD endeksleri 6 gündür rekor seviyede kapanış gerçekleştiriyor. FED toplantısı bugün başlıyor. Kararı yarın takip edeceğiz. Gözler bu sefer teknoloji endekslerinin bilançolarına yönelmiş durumda. Büyük teknoloji şirketlerinin büyük sınavı olarak aslında nitelendiriyorum ben bunu. Çünkü bilançolar büyük bir sınavla karşılaşacak. Hem endeks için hem de kendileri için. Grafik üzerine biz aslında Microsoft ve Alphabet'in endeks hisse senedini görüyoruz. Ve periferisinde de mor renkle Nasdaq 100 endeksini görüyoruz. Zaten aslında muhteşem yedili endeksi içerisinde var olan teknoloji hisse senetlerinin büyük ağırlığı da Nasdaq içerisinde ve S&P arasındaki ağırlığı da beta şirketi katsayısına yükseldiğini, %25-%28 bandında da ağırlıklarının olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla buradaki yükseliş ve alım iştahı borsalarda devam edecek mi? Buradaki iyi beklentiler devam edecek mi? Bunun kararını bize bilançolar verecek. Halihazırda zaten baktığımızda biz Microsoft, Alphabet, Meta gibi şirketlerin bilançolarını üst üste koyduğumuzda yaklaşık 10 trilyon doları aşan ve piyasa değerine sahip olmuş oluyoruz. Dolayısıyla 5 teknoloji devinin piyasayı güncelleyeceğini söyleyebiliriz. Şimdi beklentilere aktarmak istiyorum. Beklentilerde Microsoft'tan bugün kapanış sonrası alacağımız bilançoda hisse başına karın 2,75 dolar seviyesinde olması ve yıllık kazancının 19,6 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Geçen yıldaki gelirlerine göre %15'in üzerine bir artışla 61 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Google tarafında ise hisse başına karın 1,7 dolar ve gelirlerin 70,9 milyar dolar açıklanması bekleniyor. Ne olmuştu? Aslında özellikle de Google tarafını esasında değiştiren ve kullanım adaptasyonunu yeniden düşünmemize sebep olan şey geçtiğimiz seneye damgasını vuran ChatGPT olmuştu. ChatGPT'nin acaba günlük aramalarda, yani Google'ın esas işi olan arama motoru hizmeti vermesinde ChatGPT'nin onun yerini alır mı endişeleri ve yapay zeka ne kadar entegre edip edemeyeceği büyük bir muamma olmuştu. Ama Google burada antitrust davasıyla beraber önüne geçmişti ve yine yapay zeka adaptasyonu Azure nedeniyle beraber de bulut segmentinde büyük beklentileri yakalayacağına dair bir beklenti var. Ama bir taraftan da bugün aynı zamanda ABD cephesine önemli bir veriyi takip ediyoruz. Açık iş ilanları verisini takip ediyoruz. Burada da veri yaklaşık bir yarım saat içerisinde gelecek. 8 milyon 750 bin iş ilanı beklentisi var. Daha önceki 8 milyon 790 bin iş ilanıydı. Teknoloji hisse senetleri deyince, teknoloji şirketleri deyince 2023 yılına damgasını vuran
damgasına vuran neyi hatırlıyoruz? Aslında işten çıkarmaların olduğunu hatırlıyoruz. 2023 yılında teknoloji şirketleri 263.000 kişiyi işten çıkarmıştı. Bu 2022 yılına göre aslında %70 daha fazlaydı. Ve yine baktığımızda 2024 yılına girdiğimiz andan itibaren biz işten çıkarma haberlerinin geldiğini görüyoruz. Microsoft cephesinden de geldi bu. Oyun sektöründen geldi. Aslında Activision Blizzard isimli bir oyunu satın almışlardı. Burada yaklaşık %80 oranında bir işten çıkarma olabileceğini bize açıkladılar. ABD cephesinde biz istihdam verilerinin karmaşık geldiğini görmüştük. Ne gelmişti? Geçtiğimiz ay tarım dışı istihdam verisi 170 bin beklentiye karşılık 220 bin gibi bir rakamda açıklanmıştı ki bu cuma yine takip edeceğiz. Burada yine beklenti 185 bin bandına doğru aşağı yönüne geri çekilmesi önünde ve işsizlik maaşından yararlanma başvurularının da beklentinin üzerinde geldiğini görmüştük. Dolayısıyla teknoloji şirketleri, yapay zeka entegrasyonu, istihdamı nasıl etkileyecek? Bu gerçekten büyüme ve gelirleri arttıracak mı? Yoksa resesyon korkusu tetikleyip burada biz istihdamın azaldığı ve gelirlerin azaldığını mı göreceğiz? 2024 yılında Amerika'nın büyük manşeti olacağını söyleyebiliriz. Kesinlikle Sevcan, çok teşekkürler. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Evet, devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Turgay Ozaner bizlerle, İstanbul Portföy Yönetici Ortağı. Hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii KKM ile ilgili atılan adımlar, sabah saatlerinden bu yana konuşuyoruz ama işin tabii böyle hemen kısa vadeli bir piyasa etkisi değil ama uzun vadede belki buna eklenecek ek adımlarla birlikte bir mesaj verilmeye çalışılıyor ve bunu tabii bir de senden dinlemek isteriz. Nasıl yorumlarsın? Bu yatırımcı nezdinde nasıl anlaşılacak? Geçtiğimiz iki hafta bir miktar dövize kayış olduğunu izledik zaten. Rezervlerde ciddi bir azalış vardı. Dolayısıyla burada bir mesaj veriliyor. Ne dersin? Şimdi şöyle gözle, yeni ekonomi yönetimi geldiğinde zaten bizler gibi ilk gördükleri şey KKM'nin ne kadar uzun süreli gereksiz bir ürünle özellikle bu para politikasında ciddi bir tehdit oluşturduğu ve onu bir şekilde ortadan kaldırmak istiyorlardı. Bence en doğrusu bu. Tabii o kadar rakam bir ara 120 milyar dolar civarına çıkmıştı hatırlarsan. Dolayısıyla bu işi öyle bir anda kolu kesmek gibi yapamıyorsunuz. Bu işi bir uzun bir planla yapmanız lazım. Dolayısıyla biz bunu Temmuz-Ağustos ayından beri görüyoruz. Bu atılan dünkü adım da bunlardan bir tanesi. Önümüzdeki dönemde ben daha da böyle adımlar atılacağına inanıyorum. Bu sonuçta normalleşme dediğimiz bir şey. KKM belki bir kısa süreli o zaman yapıldığında belki işlevini gördü ama maalesef uzun vadeli olduğunda tamamıyla mevduatı bir şekilde dolarize etmişti. %76-%80'lere çıkan bir orandı. Şimdi bu oran dün gördüm %56'lara düşmüş galiba dövize kayış. Bu biraz daha bence %50'lere kadar gelecektir. Zaten %50 de bence çok kötü bir rakam değil. %50 yabancı para birimi, %50 TL varlıkları mevduatta. Ben iyi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bunlar önümüzdeki dönemde göreceğimiz, yaşayacağımız şeyler. Yani piyasa bunlara her zaman olumlu bir tepki verir. Çünkü sonuçta ekonomi yönetiminin KKM'den belki 2024 sonuna kadar belki biraz daha uzayabilir, onu bilemiyorum. Ondan kurtulmaya çalıştığını görüyor ki bence piyasalar için de bu çok doğru bir karar. Dolayısıyla ben her zaman bu tip kararların piyasa için olumlu olduğunu düşünüyorum. Şimdi demek ki şöyle mi anlamak gerekiyor? Yani KKM'den çok hızlı çıkış da
bir takım riskler getirebiliyor. O zaman burada belki biraz daha itidalli olunması ve hani piyasada çünkü bir likitte sorunu var. Yani bir bolluktan bahsediyoruz. Evet. Bu anlamda değil mi? İstesek de mevduat faizleri artırılamıyor. Yani bu da büyük bir sorun olacaktır belki ileride. Bu anlamda da sürekli bir aksiyon alınıyor. Yani çok hızlı da reaksiyon veriliyor. Yani mesela mevduat faizlerinin artmasını bekler misin bu hamlelerden sonra? Şimdi ben olaya ben daha başka bakıyorum. Yani mevduat faizlerinin evet tabii ki likiditeden dolayı geri gelmesi özellikle yıl başından itibaren. Ama bir de olaya şöyle bakmak lazım. Şimdi önümüzdeki dönem zaten bu faizin artışı 45'lerde şu anda sonlanmış görünüyor. Ama tabii ki önümüzdeki dönemde datalara endeksli olduğu için bu. Önümüzdeki dönem eğer enflasyonda çok ciddi bir yanılma olmazsa yukarı doğru faiz şu anda tepede. Mayıs'ta da maksimumunu düşünüyoruz enflasyonun. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Şundan dolayı. Dolayısıyla şirketler yatırım yapmak için şu anda kredi taleplerinin olduğunu çok düşünmüyorum. Yani çünkü bir sene sonra bugün 50'ler 60'lardan kredi faizleriyle karşılaşacaklarına, kullanacaklarına 6 ay sonra belki 7 ay sonra bunları daha uygun fiyatlarla kullanabilirler. Dolayısıyla burada mevduat düşüşünün ben bir nedeninde şirketlerin çok çok fazla kredi kullanım tarafına gitmediklerini düşünüyorum. Yani tabii belki işletme sermayeleri ama kesinlikle yatırım için bu faizlerle yatırım yapılmayacağını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla burada evet bir likidite var. Mevduat istemiyorlar. Belli ki düşük oranlar veriyorlar. Ama demek ki çok ciddi bir kredi talebi de yok. O onu dengeliyor diye düşünüyorum. Yani burada tabii biz mevduatta hep aynı şeyi söylüyorum ben. Mevduatta evet düşük rakamlar ama bu arada gecelik faizler 40'ların üstünde. Gecelik fonlar 40'ların üstünde işte TL refler 41,5 şimdi 2,5 puan daha attı. Belki 43-43,5'lar. Dolayısıyla yatırımcı illaki mevduat yapmak zorunda değil. Bu gecelik fonlara da kayıp orada paralarını değerlendirebilirler ki orada da ciddi bir likidite var. Dolayısıyla bankalar çok olmadığı için şirketlerin bence bu mevduatı sadece likiditeye bağlamamak lazım. Dolayısıyla onlar da çok fazla para toplamak istemiyorlar veya topluyorlarsa da ucuz bir maliyetle toplamak istediklerini düşünüyorum. Bunu biraz da böyle bakmak lazım. Evet, şimdi tüzel taraftaki alımlar zaten açıklanabilir ama bireysel tarafın döviz alımı hikayesi. Ya da şöyle sorayım soruyu, yani KKM'deyim değil mi? Bugün çıkmak istedim ve dövizimi aldım. TL'ye geçer misin? Yani bu faizlerle ne kadar cazip? Para piyasası fonları hiç, tamam. Hiç düşünmem bile. Yani şimdi KKM'den çıkan paralara %55'ler, %57'ler veriliyor. Hı hı. Yani kesinlikle hiç düşünmem. Yani bir saniye bile düşünmem. Kesinlikle geçerim tabii. Yani şimdi şöyle, eğer planınızı, politikaları doğru olacağını düşünerek ki ben öyle düşünüyorum. Yani sonuçta doğru şeyler yapılıyor. Belki yani şu eleştiriyi yapabilirsiniz. Bazen yavaş oluyor kararlar. Ben buna biraz da politika diyorum. Neden? Çünkü sonuçta Mart sonunda bir seçim var. Ama ondan sonra ben olayın çok daha net olacağını düşünüyorum. Daha gerekirse sert kararlar alınma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ve bunların yavaş yavaş olduğunu, KKM'de olduğu gibi yavaş yavaş olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu yerli retail dediğimiz yatırımcıların dolar talebini de çok enteresan. Bu yaklaşık son bir aydı. En çok soru bu. Yine dolar alayım mı? Ya gerçekten çok enteresan. Bu geçen seneye kaseti geri sarıyorum. Geçen sene Ocak'ta da aynı şey başlamıştı. Seçime kadar aynı bu konuşulmuştu. O zaman herkese şunu tavsiye ediyordum. Evet, dolar bazlı olması lazım portföyünüz. TL'den uzak durun. Ya hisse senedi ya da dolar bazlı ürünler. İşte bu Eurobond olabilir. İşte KKM olabilir. Şimdi ama burada bir faiz var. Geçen sene faiz yoktu. Dolayısıyla burada vereceğiniz karar şu. Dolar getirisi faizden fazla mı olacak, az mı olacak? Bana göre az olması gerekir. Ve az olacağına da inanıyorum. Demin söylediğim gibi yani bu gecelik faizler yaklaşık 48-49 hatta 50'lerin üstüne bileşik faiz getiriyor.
Yani dolar ve TL'nin ben bu kadar önümüzdeki sene prim yapacağını düşünmüyorum. Yani bütün yani yabancı raporların bazıları gerçekten çok saçma, bazıları daha mantıklı. Ya sene sonu yani dolar 30 diyene de çok kulak asmayın. Yani, çok evet, ona kulak asmamak lazım. Çok absürt bir rapor. Fakat 40 diyelim, %30-33'lük bir getiri var. Ama öbür tarafta %45'lik bir getiri. Yani dolayısıyla burada yatırımcının şuna karar vermesi lazım. Oradaki risk birimi %10-12'ye ben dolar mı taşıyayım? Hisse senedi mi? Özür dilerim. TL varlık mı taşıyayım? Yani ben TL varlık taşımanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Kasım, Mart'tan sonra bunun özellikle bu kış sezonunda bence çok kötü geçirmiyoruz enerji açısından. Yani Nisan'dan itibaren döviz girdisi, turizm girdisiyle birlikte daha rahatlayacağımızı düşünüyorum. Ve burada evet bu döviz talebi bir şekilde KKM'den gelen bir talep de olabilir. Ama demin söylediğim gibi seçimden önce geçen seneki strateji mi yapıyor? Yani doları baskılıyorlar seçime kadar, ondan sonra bırakacaklar mı, stratejisi mi var diye düşünenler için. Ya ben gönül rahatlığından şunu görebiliyorum ve şunu söyleyebiliyorum. Hayır, böyle bir şey yok geçen seneki gibi. Hatta bana sorarsanız Merkez Bankası'nın bazen dolar bile aldığını düşünüyorum. Ama dediğim gibi öbür tarafta 120 milyar dolardan şimdi 80 milyar dolara geri gelen bir KKM var ama hala 80 milyar dolar. Dolayısıyla oradan gelen paralar yani işte 55'lere 57'lere gitmeyen kendi dolarını alıyor. Ama bu bir süre daha devam eder. Ama dediğim gibi yani burada benim tavsiyem nasıl geçen sene kesinlikle yabancı para birimi ürünlerde olmak gerekir derken bu sene tam tersini söylüyorum. Ve biz bütün hemen hemen fonlarımızda o stratejiyi uyguluyoruz. TL bazlı ürünlerde yani hisse senedini bir tarafa bırakıyorum. Yani faizin daha cazip olduğunu düşünüyoruz. Ve ben böyle de eğer çok ciddi bir değişim olmazsa böyle de devam edeceğimizi düşünüyorum. Peki portföyün ne kadarını hisse senedine ayırmak gerekir sence? Şimdi şöyle, ben hep aynı şeyi söyledim. Tabii ki faiz yerli yatırımcı için yeni bir alternatif yatırım oldu ve iyi bir yatırım oldu. Yani ayda %3,5, %4'lere yakın bir net getiri sağlıyor. Yani kredi kullanan yatırımcı için kredi faizleri 70'ler olunca bu alternatif maliyet kredi artı işte aylık faiz %10'lara geliyor. Dolayısıyla onlar için çok cazip bir hale yani bu trader dediğimiz gün içinde veya kredili hisse senedi taşıyan insanlar artık bu cazip olmaktan vazgeçti. Zaten piyasada bu son 2-3 aydır bu faiz ortamından çok volatil bir halde aşağı yukarı indi. Hacimsizlik de bunu teyit ediyor ismi, zaten değil mi? Hacimsizlik aynen. Yani şimdi borsanın bir alternatifi var. Yani eskiden dolar da alternatifti sadece. Şimdi TL de bir alternatif. Dolayısıyla bu gayet normal olduğunu ve çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen sene çok yine absürt, hiç olmayacak hisse senetlerinde fiyatlamalar oldu. Yani hisse senedinin o şirketin etmeyeceği fiyatlar oldu. Şirket patronları etmez dedi. İnsanlar şirket patronu bilmiyor şirketini diyen espriler oldu hatırlarsan sosyal medyada. Dolayısıyla bu şu anda normalleşen ekonomimizde bu gayet normal. Zaten halka arzlarda da bir saçmalık oldu hatırlarsan. Yani tabii. Halka arz oluyor, hisse 10 katına çıkıyor, %100 yapıyor. Neyse yani çok garip garip işler oldu. Dolayısıyla şimdi bunların hepsi düzeliyor. Önümüzdeki dönem bunun üstüne bence en önemli şey Türkiye'de evet kurumsal yatırımcı emeklilik fonları, yatırım fonları, bizim gibi portföy yönetim şirketleri oluştu ama ne eksikti, ne gitmişti? Yabancı yatırımcı gitmişti. İşte yabancı yatırımcı görüyorsun raporlar gelmeye başlıyor, masalar açılmaya başlanıyor. Hisse senetlerinde bizim o düşündüğümüz İMKB 30'a etrafında dolanan, eskiden satılan hisseler geri alınıyor. Pozisyonu çünkü ya bırak şey pozisyon yoktu. Yani Türkiye'ye bakmıyorlardı bile. Şimdi artık eski yatırımcılar, yabancı yatırımcılar Türkiye'yi soruyorlar, Türkiye'ye bakıyorlar.
pozisyon almaya başlar ama yavaş yavaş bu bir anda olmaz. Hatırlarsan yaklaşık hisse senedinde 15 milyar dolar belki de üstünde bir pozisyondan çıkmışlardı. Dolayısıyla şimdi 2-2,5 milyar dolar belki 3 milyar dolar gelmiştir, gelmemiştir. Hı hı. Ama önümüzdeki dönem özellikle Mart'tan sonra ben daha da ilginim. Çünkü yani sonuçta yabancı yatırımcıda şu travma var. Acaba Mart'a kadar bu ekonomik politikalar devam edecek mi? Ondan sonra vazgeçerler mi? Dolayısıyla demin de söyledim yani ben Mart'tan sonra yabancı yatırımcının daha da fazla ilgileneceğini düşünüyorum. O pozisyonları daha fazla arttıracaklarını düşünüyorum. Yani burada ama hep söylediğim bir şey var. Çok çok önemli. İMKB 30'un üstünde hatta 15-20 hissenin üstünde yoğunlaşacaklar ki baktığında bu hisselerde yoğunlaşıyorlar. Onlar da pozisyonu arttıracak. Ondan sonra da o small mid cap dediğimiz yani orta ve küçük ölçekli işte hisse seçimlerini onlara gideceklerdir. Ama ilk başta bu dediğim hisselerde gelecekti. Bir de şunu unutmamak lazım. Önümüzdeki dönemde ciddi büyük halka arzlar var. Şimdi bu halka arzları yabancı yatırımcısız yapma şansınız yok. Yani Türk yatırımcıyla bir yere kadar gidersiniz. Dolayısıyla bunu da göreceğiz. Eski sisteme döneceğimizi düşünüyorum. Yabancı yatırımcı işte %40'lar, %50'ler yabancı yatırımcıya bu büyük halka arzlardan pay verilecek ve dolayısıyla tekrar bizim piyasamıza böylece geri dönecekler. Onlar da işte yeni yatırımcılar gibi, biz portföy yönetim şirketleri gibi, emeklilik fonları gibi yepyeni bir yatırımcı şey olacaklar. Yani bir bölümü olacaklar. Onlar da artık bu pasların içinde ciddi bir pozisyon alacaklar diye düşünüyorum. Belki swap hatlarının işte değil mi açılmasıyla da destekleniyor. Tabii, pardon özür diliyorum haklısın Gözde yani onu atladım. Swapların da açılması onu da tabii seçim sonrasında bekliyorum gene. Dolayısıyla ondan sonra daha da aktif halde olacaklar. Yani sonuçta yani yaşanan son 5 senedeki travmalar kolay unutulmuyor. Dolayısıyla her bir şey yani şöyle düşün bizim kendi retail yerli yatırımcımız bile bir dolara talep var. Bunu onlar da görüyorlar sonuçta Merkez Bankası'nın tabii rezervlerini görüyorlar. O travmayı yaşıyorlar. Dolayısıyla daha yavaş daha sakin ama eninde sonunda Türkiye piyasasından uzak kalmayacaklardır. Zaten evet. Yani Gözde 10 yıllık bono ihalelerini görüyorsun. Yani orada da saçmalık oldu. 24'lerle falan yani bir anda 32'den 24'lere geçti. Ama bu şunu gösteriyor. Ciddi bir talep var. Ciddi bir kar potansiyeli var. Dolayısıyla o da işte şimdi 26'da 27'lere zannedersem oturdu. Dolayısıyla böyle dengeler oturacak. Yani ben bu yabancı yatırımcının Mart ayından sonra daha büyük pozisyon alındığında hani 5 dolara kadar hep aynı şeyi söylüyorum. O en yüksek gördüğümüz rakamlara dolar bazında görmemiz mümkün. Ama dediğim gibi yani burada tamamıyla o yabancı yatırımcı %50'lere takas bankta o 65'lerden düştüğü %50'lere ama hep bunu da parantez içinde söylüyorum. QNB Finans Bankı çıktıktan hariç sonra gerçek gerçek %50'ye evet geldikleri zaman bu dediğim rakamları görürsek hiç şaşırım. Peki Turgay Özener çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Kısa bir reklam arası. Aranın ardından devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Bülent Aymen konuğumuz. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Gözde Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ihracatçılar biraz tabii zorlanıyor bu dönemde. Ana pazarlarımızda ciddi bir yavaşlamadan bahsediyoruz. Bir durgunluk. Özellikle Almanya'da zaten teknik resesyon ve Avrupa genelinde de Almanya'nın en sorunlu zaten ülke olduğu da biliniyor. Şimdi nasıl bir seyir var sizin açınızdan? Önce onu sormak istiyorum. Bir miktar tabii rekabet koşulları da özellikle son dönemde tartışılıyor. Maliyetlerin yükselmesi gibi unsurlarla sizde nedir son durum?
Yani Almanya'daki ve Avrupa'daki resesyon, Avrupa rakamları çok biraz daha iyi gelmiş ama geçen sene bayağı bir hissettik. İhracatın özellikle bizim sektör ihracatımızda %5.8'lik bir düşüş var. 2023 yılı içinde ki Avrupa ülkeleri ve Almanya benim temsil ettiğim sektörlerde en büyük ithalatçı konumunda. O resesyonu biz ihracat rakamlarında hissettik geçtiğimiz sene. Bu sene de Almanya için çok olumlu değil gibi gözüküyor. Özellikle ilk çeyrekte yine bir %1'lik, %2'lik bir düşüş olacak gibi gözüküyor. %0.2 düşüş olacak gibi gözüküyor gelen rakamlarda. Onun için tabii ki çok olumlu değil ihracat için. Ama bunlar yani bu olaylar ihracat için yaşadığı sıkıntılar ama yeni pazarlarla bizim özellikle yeni pazarla yönelmemiz için de bir fırsat bunlar. Ama içinde bulunduğumuz bu ortam içinde bir sıkıntı veriyor tabii buradaki küçülmeler. Özellikle Avrupa ülkeleri içindeki küçülmeler. Peki alternatif pazar bulunabiliyor mu? Yani hep bunu tabii zaman zaman konuşuyoruz. Hemen de çok böyle bir yeni pazara girmek de o kadar kolay olmuyor tabii. Değil mi? Her pazarın kendine göre farklı dinamikleri de var. Özellikle biraz daha uzak pazarlarda, pazar payımızın düşük olduğu yerlerde mesela nasıl bir durum söz konusu şu anda? Şimdi bununla ilgili Türk ihracatçısı bayağı başarılı. Geçtiğimiz sene mesela son 3 ay içinde çok az ihracat yaptığımız Fas'a, Libya'ya, işte siyasi problem, daha önce siyasi problem yaşanan Suudi Arabistan'a ortamın iyileşmesiyle beraber Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatta önemli artışlar oldu. O pazarlara bizim penetre edebilmemiz iyi, kolay oluyor. Çünkü o pazarların ne istediğini, pazarların taleplerini gayet iyi biliyor bizim ihracatçımız. Ama yani bugün Avrupa Birliği dediğiniz zaman, Avrupa ülkeleri dediğiniz zaman bizim ihracatımız için %50 paya sahip. Almanya dediğiniz ülkenin toplam ihracatımız içindeki payı, Türkiye ihracat için konuşuyorum, %8'lik bir paya sahip. Oradaki %1'lik, %2'lik düşüşün bu ülkelerle bugünden yarına çok kısa dönem içinde telafi edilmesi çok zor. Yani rakamların bu şekilde düzeltmesi çok zor. Ama o ülkelerde pazar payımızı her geçen ay arttırıyoruz. Eğer herhangi bir siyasi problem yaşanmazsa, o ülkeler içinde bir jeopolitik bir risk söz konusu olmazsa, o ülke, söylediğim ülkeler, özellikle Asya ülkeleri de bunu dahil etmek lazım. Güney Amerika, Latin Amerika ülkeleri de buna dahil etmek lazım. O ülkelere çalışmaları, tüm ihracatçı, tüm sektörlere çalışmaları önemli ölçüde devam ediyor. İşte bakanlık, ihracatçı birlikleri, yurt dışı heyetler, fuarlar düzenliyor. Özellikle Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı uzak ülke stratejisi programı destekleri ve Arap Körfezi ile ilgili yapılan, Orta Asya ile ilgili, uzak doğu pazarı ile ilgili yapılan strateji programları ve destekleri bu konuda etkili oluyor. Bir ihracatçı önemli ölçüde motive ediyor o pazarlara girmek için. Jeopolitik riskler demişken Kızıldeniz meselesi sizi nasıl etkiliyor? Yani navlunlarda yükseliş vardı. Zaman zaman tabii navlunun yükseldiği dönemlerde hemen Çin'den bir kayış meselesi ki pandemide çok konuştuk bunu. Fırsata çevirenler oldu. Belki bir miktarı kalıcı olarak koruyabilenler oldu. Şu anda nedir durum? Yani bunu kalıcı olarak Çin'e karşı koruyabilmek biraz zor Gözde Hanım. Samimi olarak söylemek gerekirse. Çünkü Çin pazarda önemli, çok önemli süreçler, agresif birçok sektörde. Ama pandemi döneminde olduğu gibi Kızıldeniz olayı bizim için tabii ithalatımız için, özellikle ham madde ve ara mamul ithalatı için maliyeti arttırıcı önemli unsur. Transit süreleri arttırıcı önemli unsur. Burada üretim programını aksatmada. Ama bizim bazı sektörlerde özellikle Avrupa ülkelerine ihracatımızı arttırmak için de aynen pandemi döneminde olduğu gibi bir fırsat. Özellikle ben tekstil konfeksiyon sektöründe bunun bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü 60 güne yakın bir transit süre yükseldi. Artı navlun fiyatları da Türkiye, bakın daha önce 20'lik konteyner fiyatları 800'de 1000 dolar ve 40'lık konteyner fiyatları 1500-1600 dolar civarındayken şu anda 3600 dolar, 5600 dolar seviyesinde 20'lik ve 40'lık konteyner fiyatları Türkiye için. Avrupa için de 6-7 bin dolarlar civarında. Bizim o pazarlara Çin'le rekabet avantajımızı elde etmede ve kendi ürünlerimizi satmak için özellikle Avrupa pazarlarında bir fırsat. Ama tabii bizim de ham madde ve yarım mamul fiyatlarımızda rekabeti önemli ölçüde etkileyici, olumsuz bir unsur.
Şimdi rekabet koşulları demişken zaten son dönemde finansman yükü de yoruyor elbette sanayicileri, üreticileri. Şimdi tabii belki yatırım yapmak zaten o biraz daha uzak gibi gözükse de işte işletme sermayesi için belki de hani kullanılan kredilerden bahsediliyor. Sizde nedir durum? Yani Exim Bank kanalları çok desteklendi son dönemde. Burada ciddi bir hani destek de veriyor gibi görünüyor. Ama tabii en iyi siz bilirsiniz. Kullananlar bilir. Nedir durum? Yani şu anda TLRF 42-43 seviyesindeyken herkes TLRF'in üzerinde biliyorsunuz faize kredi veriyor. Exim Bank da aynı şekilde. Bugün için Exim Bank dışında diğer bankaların verdiği kredi faizleri %56'lara kadar yükseliyor. Yani bu faizlerle işletme sermayenizi mecburen kullanıyoruz hepimiz, birçoğumuz. Ama hem işletme sermayesinde hem de yatırım kredilerinde bu faizlerle geri dönebilmek çok zor. Özellikle yatırım tarafına baktığınızda şu anda yatırım ortamının bu faizlerle, bu kredi maliyetleriyle ben çok uygun olduğunu tahmin etmiyorum arkadaşlarım, sektördeki diğer firmalar için. O yüzden yani bu faizler bizi zorlayıcı bir unsur. Önümüzdeki ilk 6 ay içinde bu enflasyonun düşeceğini ümit ediyoruz ama ilk 6 ay için faizlerin çok fazla düşeceğini düşünmüyorum. İkinci 6 ay için ümidimiz var. Ümit ediyorum ki enflasyon hızla düşmeye başlar ve ikinci 6 ayda 2024 yılında biraz rahatlarız, hem ihracatın artması hem de üretimin artması için. Peki 2023'e göre baktığımız zaman daha mı iyimsersiniz, ihracat adına daha mı kötümser? Yani 2023 yılında Türkiye'de çok kolay bir dönem olmadı. İşte depremle başladı. Depremin insani boyutunun dışında trajik bir durum ama hem şeye ihracata negatif etkisi 10 milyar dolar 2023 yılı son itibariyle. Ondan sonra İsrail-Filistin savaşı, Ukrayna-Rusya'nın bitmeyen savaşı. 2023 yılı için bizim hem deprem hem de jeopolitik riskleri göz önüne aldığınızda kolay bir dönem olmadı. İç tarafta da yüksek enflasyonist ortamda üretim yapmak, ihracat yapmak kolay değildi. 2024 yılı için ben 2023'e göre... Evet. Bülent Bey, bizi duyuyorsanız kaldığınız yerden devam edebilirsiniz ama bir cümle baştan alırsanız sevinirim. Tabii. Ben 2023 yılında çok olumlu bir dönem yaşamadığımızı ifade ettim. Depremle başladı. Arkasından İsrail-Filistin savaşı, bitmeyen Ukrayna-Rusya savaşı ve içeride de yüksek enflasyon, yüksek kredi maliyetleri üretim için ve ihracat için çok olumlu değildi. 2024 yılı için daha optimistim. Peki, özellikle iç talep koşullarını da merak ediyorum şu anlamda. İmalatta daralma zaten görülüyor ama tüketim biraz daha geriden geliyor. Sizin tarafınızda nedir durum? Ya ben mobilya olarak söyleyebilirim. Tabii, benim temsil ettiğim ihracatçı birliği olarak, mobilya olarak söyleyebilirim. Aralık ayında firmaların kapasitesi %60 kapasiteyle çalışıyorlardı. Kapasite kullanım oranı %60 civarındaydı. İç talepte de bir daralma söz konusu. Yani bu ihracatta daralma, iç talepte daralma firmaları, özellikle mobilya firmalarında biraz güçlük yaşatıyor. Burada tabii özellikle daha katma değerli bir sektörde olduğu için tabii kendilerinin manevra alanı olabiliyor bu anlamda. Hatta işte mobilya özelinde tabii daha farklı, az önce bahsettiğiniz ülkelerin de ihracat anlamında destekleyici olabildiği bir unsur var ama neticede iç pazarda bir daralma olması... Avrupa bölgesi bu kadar sorunluyken değil mi, bir yandan Avrupa'nın da bu şekilde işleri zorlaştırması bizim adımıza ihracat anlamında görece yine bir miktar zor bir dönem diye algılamış oluyorum ben sizin anlattıklarınızdan. Doğrudur. Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Kolaylıklar diliyorum. Bülent Aymen'i ağırlamış olduk efendim Finans Merkezi'nde ve böylece noktalıyoruz. İyi akşamlar.